Hazırsın değil mi? Abinle babam yukarıda. Gidiyoruz, karşılarına oturuyoruz, konuşuyoruz. Kerem çok heyecanlandım. Ben bayağı korkuyorum şu an. Gel, gel. Beraberiz, tamam mı? Ben senin yanındayım, korkma. Tamam, tamam. Geçer şimdi, geçer. Geçer diyorsun da bayağı bayağı ellerin titriyor senin. Eğer heyecanlandıysan şu an yapmak zorunda değiliz bunu. Yok, yok olmaz. Şu an yapalım, şu an söyleyelim. Söylemezsek sanki hiç bir daha söyleyemeyecekmişiz gibi hissediyorum. Kerem sen de ne kadar meraklıymışsın hemen vazgeçmeye. Kızım sen şu an kendi halini görsen ambulans çağırsın. Ben senden korkuyorum. Abinden babamdan değil. Sarıl bana. Gel, 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 gel. Hadi bak merak etme. Belki de düşündüğümüz kadar kötü geçmeyecek ama sen şuna odaklan. Bu gece çok rahat uyuyacaksın. Ne oldu? Bir şey unuttum. Bileğimi yabana atmarız ha. Ya yine çift. Sen de var ya tam eski toprak çıktın Muhsin amca. Mahvettin bizi burada ya. Oo kim yeniyor? Gel gel. Bak babam ben nasıl madara ediyor. Gel de izle. Çarşaf göreyim Muhsin amca. Baba annem yok mu? Akşam için kuaföre gitti. Birazdan gelir. Keşke olsaydı. Şu toplu cinnet aradan çıkardı. Demek ki böyle olması daha iyi Kerem. Baba. Biz geldik. Hoş geldiniz efendim. Biz geldik. Muhsin amca öpeyim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zahmet ettiniz? Ya annem yaptı, getirdik. Rus salatası, Rus salatası. İyi akşamlar. Sofraya bak ya. İyi akşamlar Muhsin amcacığım. Şuraya bak. Hey. Hoş geldin Nazmiye Hanım. Maşallah ne güzel yakışmış babası kızıma. Sofraya bak be. Güzel kızım. Sofralar yok yok. Ay, abi. Ya. Anne bak orada var. Ben bir de onu da getirseydim. Kerem ne yapacağız? Söyleyelim tek seferde gitsin gitsin hadi. Hadi. Bir saniye bir saniye. Of çok bağırdım. herkes bir dinleyebilir mi? Konuşmamız gereken önemli bir mesele var. Oğlum ne öyle diye ateş alır gibi bağırdın ya. Bunun bir ayarı yoktur zaten Melahat Hanım. Biz Kerem'le... Bir dakika kızım bir dakika. Alo. Efendim? Ne? Samet'e sincap mı saldırdı? Aa. Ne? Bir dakika. Hemen geliyorum. Sincap küçük bildi biz. Saldırmış oğlum, saldırmış. Baba ne iş varmış abimin sincapla? Ne bileyim oğlum, ne bileyim. Saldırmış işte. Sen evdekilere söylersiniz. Kusura bakmayın. Hemen geliyorum ben. Hadi sen de gel. Ben de geliyorum. Durun. Ben de geleyim. Ne olur ne? Lan sincap saldırması neymiş? Dövemezseniz beni de çağırın. Sincap ya. Aha, mahalle bekçisi hemen gider durmaz. Ya karışma. Gidecek tabii ya. Allah Allah. Burada oturacak mı? Anam bu adamın başına da hep böyle garip garip haller geliyor ya. Samet. Samet yok. Samet'e sincap saldırmış. Ne? Sincap. Ay yok ya. Ay yiğidime sincap sürüsü mü saldırmış? Ne tut Erkut ya tut. Aman yenge ya. Hamilesin. Öyle bayılacaksan böyle betona tahtaya bayılma. Bayılacaksan pofuduk yatağa bayıl. Ne diyor ya bu? Şöyle benim suyum. Sağ ol kardeşim. Geçmiş olsun. Hay Allah'ım ya Rabbim. Nasılsın abi, iyi misin? Sağ olun, ilginiz için çok teşekkür ederim. İyiyim, çok şükür de. Baksana halime. Ah be Samet. Ya oğlum, biz sincaptan dayak yemediğin kaldı ya. Baba öyle deme. Sincap deyip geçme, vallahi kung fu tekniğiyle dövdü beni şu halime. Samet sus.
Birazdan Osmanlı teknikleriyle ben seni döveceğim. Hadi kalkalım. Baba ağaç. Burada kalsın oğlum ağaç. Hadi kalk yürü, arabaya sığdıramayız onu. Yok olmaz. Arabaya yüklendiğini görmeden gitmem hiçbir yere. Oğlum bu kadar ağacı arabaya nasıl koyacağız Allah'ını seversen ya? Baba Hülya bekliyor evde. Ne olursun götürün. Allah'ım sen bana sabırlar ver yarabbim. Allah'ım sabırlar ver bana yarabbim. Tamam baba sakin ol lütfen. Hallederiz bir şekilde. Oğlum yok mu burada bir araç? Yükleyelim şunu. Tamam ben ayarlayayım bir tane. Tamam sağ ol. Ha, oldu mu şimdi? Oldu oldu. Hadi yürü o zaman hadi. Gidelim. Hadi kalk. Hadi. Nasıl ya Samet abim nasıl saldırdın onu? Bir daha anlat ya. Ya sorma sorma. Ay gülmeyin canım kocam artık. O evimiz için ağaç getirdi benim kahramanım. Evet öyle. Evet birinci yeni yıl sincap çıkarması kahramanı. İyi akşamlar. Ay, hoş geldiniz. Hadi geçin yerinize. Trafik vardı biraz geç kaldık kusura bakmayın. Baba yemekten önce bir konuşma yaparsın herhalde. Yapayım mı gerçekten? He yap ya. Peki. Efendim şöyle geriye dönüp bakıyorum, bunca yıl ne kadar çabuk geçmiş hiç farkında değilim. Gençken insan zamanın nasıl çabuk geçtiğini fark etmiyor. O yüzden müsaadenizle masadaki gençlere bir iki çift laf etmek istiyorum. Tabii tabii buyurun. Sevgili çocuklarım hayat upuzun bir yol. Bu yolda yanınızdakinin elini hiç bırakmayın, sımsıkı tutun. Eşinizin, kardeşlerinizin, dostlarınız. Sevgi hayattaki en büyük güçtür. En güçlü olabilmek için herkesi sevmeyi becerin. Gülümseyin. Yolda yürürken hiç tanımadığınız birine selam verin. Göreceksiniz o küçücük an bile güneş başka türlü ışıldayacak ve gününüz çok daha mutlu geçecek. Ağlayın. Sıkıldığınızda, gerildiğinizde hiç kendinizi kasmadan nerede olduğu fark etmez ağlayın içinizi dökün. Merak edin. Merak insanı canlı tutar. Affedebilmeyi öğrenin. Ben bu yaşımda her şeyi, herkesi affettim. Yaşadığınız bütün zamanları unutun. Takvimleri, ayları, günleri, yılları. Çünkü hayat sizin mutlu olduğunuz kadardır. Her şeyin, her anın tadını çıkarın, mutlu olun. Bolluklar, bereketler, sağlıklar yıllarca hep sizin olsun. Yeni yılınız kutlu olsun, afiyet olsun. Sen böyle güzel kapışmayı babandan öğrenmişsin, orasını anladım. Biraz yetenek de var tabii. Ha bu arada doğum günümde söz verdiğim o hisse devir işlemlerini tamamladım, sıra imzaya geldi. Canan, getir bakalım evrakları kızım. Kerem. Tamam, sorun yok. Başka kalem mi lazım? Hemen getirebilirim. Yok oğlum yok. Aa ne oldu ya? Teklemiyorum. Normal konuşuyorum ya. Deli çözüldü. Ha anneciğim vallahi çözüldü. Ya yemin ederim sevinçten oldum Muhsin amca. Ulan görüyor musun ya şu hisseler nelere kadir ya. Yüzde oldu. Evet. Ay babacığım ya ne gerek vardı? Evet baba ne gerek vardı kalsaydı sende yani bunlar. Saçmalama Samet. Kerem ben bunu imzalayamam. Tam da her şeyi anlatacağımız gün olmaz. Ayşe sen benim karımsın, bu ailenin bir parçasısın. Ama at o imzayı, bir şey olmaz. Hadi bakalım Ayşe, sen de at imzanı. Hayırlı olsun. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hadi afiyet olsun buyurun. Hadi herkes afiyet olsun iyi yıllar. Evet bu senin hediyelerine bakalım şimdi. Aman 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 şu senin hediyen galiba. Bak bakalım bak bak bak. Ay atlı karınca ay ne güzel bir hediye. Çalıyor. Çalıyor.
Börekler çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Beğendin mi? Çok beğendim. Bakalım bir de orada var galiba senin hediyen. Şu senin galiba bu. Yok, yok, yok. Bu değil midir? Ha tamam, bu değil. Bunu bırakıyoruz o zaman. Ha, en büyüğü o değil mi? Aferin benim akıllı kızıma. Aç bakalım oradan. Nazmi. Ben bir sofraya bakayım. Dur kızım, dur iki dakika ya. Zaten iki lafı zor bir araya getirdim. Bir dur da konuşalım. Neymiş bu ya? Kocaman bir ayı. Küs müyüz? Ben gerekli ayarlamaları yaptım ama senin de bir özrünü alırım. Nazmi, insanın bin bir türlü hali var. Yani kazası var, belası var. İnsan bunları da düşünmeli. Yani bir karar vermeden önce, bir yargılamadan önce hep bunları düşünmek lazım. Bak, bundan sonra ben böyle yapmaya çalışacağım. Seninle benim hamurumuz aynı Nazmi. Vallahi bak. Tamam, bazen beraber yapamıyoruz ama ayrıyken hiç yapamıyoruz kız. Bir şey yapsak, böyle birbirimizi anlasak, azıcık dinlesek, sanki ikimiz için de daha iyi olacak ha. Hiç böyle bir şey beklemiyordum he. Baksana Rıza Efendi'ye ya. Gel hele, gel şuraya. Ya. Parayı görünce nasıl dil çözülür? Tamam, hiç motivasyonumuzu kaybetmiyoruz. Kerem, Kerem, Kerem. Çok mutlular. Evet. Yani... Ne yani? Sen dedin söyleyelim, söyleyelim diye başımın etini yedin. Yedim, başın etini yedim. Ne yapayım? Biliyorum, evet. Ama şimdi herkesi böyle bir arada görünce azıcık ürktüm. Tamam, belki de en iyisi böyledir. Tek seferde herkes duymuş olur. Hem bak, annemle Melahat anne de biliyor ya, belki ortamı yumuşatırlar. İyi, tamam, hadi. Gel. Aa. Bizim Volkan'la hareketimiz ama yaptığımı söyleme, kıskanır. Ay, tamam. Dürtmek şöyle. Böyle. Tamam. Ya sen her seferinde her yerde beni güldürmeyi nasıl başarıyorsun? Gül diye yaptım. Hadi. Ne olursa olsun ben buradayım deme. Ben de hep buradayım değil mi? Ne olursa olsun. Hadi bakalım ya, oturmayın oralarda. Gelin, herkes hediyesini alsın. Gelin şöyle. Oo, he. Oha! Bayağı da sağlam ha. Ne var? Bir keşfim var mı? Ne yaptın oğlum? Abi... Al şunu al, hadi al, bu senin olsun. Al cüzdan bakalım. Hadi hadi. Hadi ulan hadi, koy cebine üzülme. Ayşe, ya sence bu Volkan bana yüzük vermeyecek mi ya? Verir herhalde, yüzüğünü verir. Bir şey yapma. İyi yıllar. İyi yıllar. Zevkten dört köşe oldun mu? Açmadık kutu bıraktın mı? Herkes hediyelerini verdi mi? Başka hediye vermek isteyen var mı? Bu özel günde, bu kalabalığın önünde, bu özel kalabalığın önünde hediye vermek isteyen başka biri var mı? Hediye vermeyi unutmuş biri var mı?
Canım biz aldık hediyelerimizi, aldık, hepimiz aldık. Bir eli böğründe ben kaldım ya. Aa, burada bir tane daha var. Baba. Baba aç. Ver kızım, aç şimdi ver. Sevgili ailem, bizim sizinle konuşmak istediğimiz bir şey var. Ne bu sabahtan beri bir türlü diyemediniz değil hadi? Yenge fırsat mı verdiniz ya? Yemek faslıydı, bir şeydi. Ne diye hediyeleri açtık ki şimdi? Ne varmış? Dur kızım, halen bir şey söylüyor, onu dinliyoruz. Ya baba hadi. Allah. Ayşe, ben... Biz bir şey söylemek istiyoruz size. Evet. Babamın ölümüne sen mi sebep oldun?